Merhaba sevgili çocuklar. Sizlerle bu bir ay boyunca 4 tane origami modeli yapacağız ve bugün sizlere bu kelebeğin yapımını göstereceğim. Benimle birlikte kelebek yapmaya hazır mısınız? Origami sanatı kağıt katlama sanatı olarak da bilinir. Origami sanatını yapmak için kare kağıtlara, dikdörtgen kağıtlara veya daire kağıtlara ihtiyacınız vardır. Bu model için de kare kağıt yeterli. 15'e 15 bir kare kağıt kullanabilirsiniz. Önce bir tepe katlama yapıyoruz. Kağıdın alt ucuyla üst ucunu birleştiriyoruz ve ütülüyoruz. Buna ütülemek deniyor. Siz bunu masanın üzerinde de yapabilirsiniz. Çünkü benim şu anda gösterebilmem için bu şekilde yapmam gerekiyor. Sonra şu ucuyla diğer ucunu birleştiriyorsunuz. Ve yine bir tepe katlama yapıyorsunuz. Kağıdınızı açtığınızda kağıdınızın ortasında bir çarpı işareti göreceksiniz. Sonra kağıdımızın arkasını çevirip bir kitap katlama yapıyoruz. Kitap katlamamızı da yaptıktan sonra kağıdımızı şöyle kaldırıp yanlar içe çöküyor, terse katladığımız için ve şu şekilde katlayıp bir üçgen taban oluşturuyoruz. Buna origamide üçgen taban deniyor. Şimdi yapmanız gereken şurada iki tane uç var, görüyorsunuz değil mi? Bunun sadece bir tanesini alıyorsunuz ve tepeye doğru götürüyorsunuz. Sonra diğer ucunu bir tanesini alıyorsunuz ve tepeye doğru götürüyorsunuz. Bakın şeklimiz bu. Şu şekilde bir tanesini aldık, tepeye doğru götürdük. Sonra arkasını çeviriyoruz ve ucunu, sadece ucunu tutuyoruz. İki tanesi arkada kalıyor. Ucunu tutup kağıdımızın biraz ilerisine götürüyoruz. Bakın şuralar şöyle kaldı, gerildi biraz. Kağıdımızı şöyle sarmasını sağlıyoruz ve ondan sonra sardığı yerden ikiye katlıyoruz. İşte siz de böyle evinizde kelebekler yapabilirsiniz. Şurayı bir daha gösterelim. Bakın şöyleydi. Şu ucunu aldım, ileriye götürdüm. Burası kaldı ve şuralar gerildi. Oralara hiç dokunmadım. Sonra kaldırdım, arkaya doğru kıvırdım ve katladım. İşte kelebek. Bakın iki tane kelebeğimiz oldu bile. Bunları duvarlarınıza asabilirsiniz. Kağıtlarınızın üzerine yapıştırabilirsiniz. Saçınıza toka yapabilirsiniz. Hatta hikaye bile yazabilirsiniz. Eminim çok güzel etkinlikler yapacaksınız. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Hoşça kalın.